Acayip adam, acayip adam, acayip adam. Karavan yapım süreci devam ediyor. Biraz malzeme satın aldık. Aracın tabanında vida deliklerinden dolayı biraz paslanmalar vardı. Onları gidermeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Sonra tabana yine antipas boya uygulaması yaptık. Ahşap karkasa başladık. Şimdi ahşap çıtaları falan yerleştiriyorum. Vidalamaya çalışıyorum. Bu aşama bittikten sonra da yalıtım aşamasını bitireceğiz tamamen. Planımız böyle. Daha sonra da işte iç dizaynı, mobilya kısmına geçmiş olacağız. Şimdilik böyle. Çalışıyoruz. Biraz yavaş ilerliyoruz ama inşallah güzel bir sonuç elde ederiz. Beş. Şöyle sekiz. Yarım metre de fazla. 2,5-5 çıta aldık. Şimdi zemindeki paslanmaları temizliyoruz. Spiralizm para taktık onunla. Şöyle gösterebilirim. Biz bunları temizledik. Sonra çamaşır suyuyla falan yıkadık arabayı. Yani bu içini temizledik, yıkadık. Bir hafta falan geçmedi. Hemen pas yapmaya başlamış boyalı olmayan yerler. Şimdi tekrar zımparayla temizleyip, bakın normalde bunların hepsi taşlanmış, temizlenmişti. Şimdi tekrar zımparayla temizleyip sonra antipas uygulaması yapacağız. Böyle bir zımpara kullanıyorum. Şimdi pas temizliğin işini bitirdik. Akşam olmak üzere ama bir kat antipas boyası atacağız. Sonrasında ihtiyaç olursa tekrar bir kat daha atarız. Olduğu kadar yapacağız.
de bari şey yapmasın. Şimdi... aldığımda teybi yoktu. Bir teyip aldım. Bunu kendim bağlamak istedim. Fakat tesisatı çok karışıkmış. Yanlış bağlantı sonucu teyip patladı. Bildiğiniz patladı yani. Kamerada yok ama. Videoda yok ama teyip patladı. İkincisini aldım. O da patladı. Yanlış bağlamışım. Ama inat ettim. Üçüncü teybi doğru bağlamayı başardım. Yani benim gibi yapmayın arkadaşlar. Teyp aldıysanız 30 liraya bağlıyorlar. 40 liraya bağlıyorlar. Elektrik, oto elektrikçi de bağlatmanızı tavsiye ederim. Ben biraz inat ettim ve 2 tane teybi mahvettik. Üçüncü de doğru bağlantıyı yapmayı başardım. O da aslında yeni bir teyp. Ben takarken patlattım onu. Tamire gitti geldi ama pek olmamış. Bu sefer inşallah doğru bağlayacağız. Doğrusunu öğrendik. Şimdi artı ve eksi uçları tespit ettik. Muhteşem olur diye düşünüyorum. Dinleyenlerimizin de gönlü şenlenmiş olur hiç olmazsa. O zaman benim aklıma gelen Seyri Gülşen ey peri, sensiz bana zindan olur. Ne kadar güzel cennet olmuş. Olsa meskenim, sensiz bana külhan olur. Hadi birlikte dinleyelim. Evet, Mustafa Erses o günkü tazeliğinde sizler için icra ediyor efendim. Bana kızdan olur.
sensin.